Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya Kün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunda sunumuz. Kıynam istiklalar ekranımızda olsun. Xitaylarının Germaniya harbi ayruplanını ziyaret kılışığı ruhsat kılınmadı. Singapur'da ötküzülgen harbi ayruplan körgezmesi de Xitay puhraları bilen Rusya puhralarının Germaniya harbi ayruplanını ziyaret kılışığı ruhsat kılınmadı. Fransiya Xalqara Radyosu'nun 26 fevral haber kılışça, aldınqı hepti Singapur'da ötküzülgen Avasiya körgezmesi de Germaniya'nın mesul xadimleri Xitay puhraları bilen Rusya puhralarının Germaniya harbi ayruplanını ziyaret kılışığı ruhsat kılmağın. Merkezi haber agentliğinin haberiga asaslanğanda nurgullığan Xitaylar 24 fevral tordu bu ahvalga qarşı narazılık inkaslarını yazgan. Germaniya hava armiyesige tabe A400M tiplik tuşuğucu ayroplan Singapur Avasiya körgezmesige qatnaştırılgan bolup, ayroplan xadimleri Xitay sayahatçilerinin ayroplanğa çıkışını qattıq tarzda rad qılğan. Bir qısım Germaniya askerleri ve ayroplan xadimleri ayroplanın aldıda ücret turuvatqan yolucularından onların devlet tabeligini sorgan hem de Xitay ve Rusya puhralarının ayroplanğa çıkışığı ruhsat qılmaydığanlığını ilan qılğan. Avasiya körgezmesige qatnaşkan nurgullığan Xitay sayahatçiler oxşaş ahvalğa yoluqqan. Avrupa'nın ayroplan sazlıq şirketi Airbus mesullarının eğitişçe mezkur vaqa tur dünyasıda gulguluk qozdığan deyken, Germaniya taraf sayahat tertipi ve usulünü özgertgelikini Xitay hemkarlaş kuşuları bilen devamlıq hemkarlaşıp, Xitay Avasiya sanayetinin yukarı süpettik terakiyatını ilgiri sürüş, Xitay bilen Avrupa otursudaki iqtisadi ve soğudu alaqıgı ülge buluduğalıqını, iki taraf otursudu alaqı gövriki berpa kılışını xalaydıqalıqını bildirgen. Ama hazırga kadar Germaniya harbi ayroplan xadimlerinin Xitay ve Rusya'dan kelgen kişilerinin ziyaret kılışını red kılgallıqının sebebi hakkında hiç kandak uçur berilmegen. Növette Xitay'nın tor hücumi terbiyelengen casusları hatta adetki puhraları arqalıq her qaysi devletlerge sınıp giriş, devlet mehbiyetliki, aqli mülük, sodu uçurları kadarlıq muhim məlumatlarını uğurlaş kılmışları arqa arqadan haber kılınıp dünya kün tertibide turmaqda. Türkiye'de tutulgan Xitay casuslarının kimliği aşkarlandı. Aldınqı hepte İstanbul Cumhuriyet Baştaftış Mahkemesi, Xitay'ını Türkiye'deki Uyghurlar hakkıdaki malumatlar bilen temilligen 6 Xitay casusunu kolga algan idi. Teftiş Mahkemesi'nin tekşürüşü arqılıq casuslarının kimliği ve hareketleri dastlabki kademde aşkarlangan bolup, Türkiye Haber Organı Haber Türk bu haqtiki bir kısım malumatlarını ilan kıldı. Xabertürk Toru'nun bugünkü haberde bildirilişçe, terörlük ve teşkillik cinayetlerini tekşürüş idaresi teptişinin ceza soğutudun mezkur cinayet kumandarlarını kolga ilişini talep kılgan yazması da Sadık Mehmet Aziz isimlik cinayet kumandarının Xitay'nın casusluk organı bolgan Devlet Bihaterlik Ministerliğinin emeldari ve Kağılık Nahisi'nin ismini özgertken Muavin Hakimi Li Familik Xitay bilen Yanfunda ve Yüzdurani körüşgelikini inihliğen. Sadık Mehmet Aziz 2000-ci yıllarının 5'den başlap Xitay CH Ministerliğinin ismini özgertken sabık xadimi Mutivullah ve Xitay Devlet Bihaterlik Ministerliğinin ismini özgertken xadimi Alimcan Qatarlıq casuslar bilen Yanfun Arqılıq ve Yüzdurani körüşüp durgan. Türkiye Devletlik İstihbarat İdarisi'nin eniqlişçe Sadık Mehmet Aziz mezkur Yüzdurani körüşlerinin çet elde buluşunu xalıgan bulup, dokulat diyene Sadık Mehmet Aziz'nin 2023 yılı 2. ayda Hong Kong'u barğalıqı ve Hong Kong'dan Qashqar vilayeti Qağılıq nahisige kilip, Li Familik ve Alimcan isimlik iki casus bilen Yüzdurani körüşken. Arkadan o Saudi Arabistan'nın ciddi şehirde Alimcan bilen yeni bir qetim körüşken. Casusluk faaliyetini oğuşluk devamlaştırış için Xitay ve Saudi Arabistan'daki Xitay istihbarat xadimleri Sadık Mehmet Aziz'a oxşamağan iki xil pasport becerip bergen. Uyghurlarının Şarkı Türkistan'a berişkiliş yolları takılgan, bulup mu 2017 yıldın kiyinki mezgillerde Uyghurlarının Şarkı Türkistan'a kiriş çıkışı mümkün bolmağan mezgillerde mu gumandarlarının berişkilişini toxtatmağanlığı hatırlengen. Sadık Mehmet Aziz 2023 yılı 8. ayda Türkiye'ye kayıtıp gelgen. Xitay istihbarat xadimleri bilen körüşkende Türkiye'deki Şarkı Türkistan teşkilatları, cemiyetlerinin yığılları, Türkiye'de yaşaydıgan tunulgan Uyghurlarının adresini iniklap çıkıp toplap, süretler ve hüccetlerini Xitay casuslarına bergen.
İstanbul Teftiş Mahkemesi'nin kolga ilişini talep kılgan yazması da bildirilişçe, Sadık Mehmet Aziz Xitay İstihbarat Organı'dan tapşırılgan yol yoruk bilen hareket başlap, cemaat erbabı Abdüqadir Yapcan turduğan rayonda oldraklış üçün hareket başlap, 2023 yılı 1. ayda İstanbul'un Başakşehir rayonundan üy izdigen. Uyanı Zeytinburnu'daki Uyghurlarının Navayhanası'da işleydiğen Abdullah isimli kişini Suriye'deki Uyghurlar hakkında uçur toplaşka uğrulaştırgan. Sadık Mehmet Aziz Xitay üçün casusluk kılış bedeliye Xitay'dan 2023 yılı Beijing'de 7000 dolar, Saudi Arabistan'da 15000 dolar hak algan. Casusluk gumandarlardan biri bolgan Habibullah Ürümçi'nin kolga iliş talep kılıngan teftiş yazması da hatırlanışça, Habibullah Ürümçi Sadık Mehmet Aziz'ga Alimcan isimlik casusluktan kelgen pulunu yetküzüp berişke vasitçi bolgan. Habibullah Ürümçi'nin Pakistan'da mı Sadık Mehmet Aziz bilen birlikte hareket kılganlığı ve köpkatim çet elge çıkıp giriş hatırları barlığı bildirilgen. Xabarda gumandarlarının biri bolgan Haşim Sabitoğlu'nun ömrü kılış bahanesi bilen yakınkı vakitlerde Xitay istihbarat hadimlerinin körüş ornığı aylanğan Saudi Arabistan'a barğalıqı ve Sadık Mehmet Aziz'nin Xitay'dan algan pullarını Haşim arqılıq ticaret kılış namıda alğalıqı bildirilgen. Gumandarlardan Abdullah Nasır'ın kolga iliş talep kılınan teftiş yazması da Abdullah Nasır'ın özünü Xitay'ın konsulxanı hadimiyle tanıştırgan Jongshuogan isimli Xitay istihbarat hadimi bilen izgil körüşkenliği ve onun bilen Bursa'da bir mihmanxanada turganlığı hatırlanıyor. Alimcan isimli casusunu tanıydıgan Abdullah Nasır'ın nurgun pasport hatırası varlığı aşkarlanğan. 20 fevral İstanbul Baş Teftiş Mahkemesi Terörlük ve Teşkillik Cinayetçilerini Tekşürüş İdarisi icra kılgan harekette Türkiye İstihbarat Teşkilatı temelligen uçurlarga asasen Türkiye'de yaşavatkan Şarkı Türkistanlıklar, Şarkı Türkistan Cemiyetleri, Teşkilatları hakkıda uçur toplap Xitay İstihbarat Hadımlarına yollugan 6 kişi birli vaqtta İstanbul'da kolga ilingan idi ve muhacirettiki Uyghurlar arasında zor xulğulu qozgan idi. Xitay talaş tartıştaki denizde öhtemlik kılmaqta. Xitay deniz rayonunda öhtemlik kılmışlarını devamlaştırıp, Cenubi denizdeki talaş tartış kılınıvatkan deniz sahilinin kiriş eğizliğe yeni leyleme tosuklarını ornatkan. Amerika vazının 27 fevral haber kılışça, Suni Hemrahtın tartılgan süratlerde Xitay deniz kırgıqı muhafızat adırtının Cenubi denizde talaş tartış kılınıvatkan deniz tevalikedeki Skarboro arali Xitay deniz kırgıqı muhafızat adırtının Cenubi denizde talaş tartış kılınıvatkan deniz tevalikedeki Skarboro arali sahilinin kiriş eğizliğe yeniden leyleme tosuk ornatkan. Bu cayda Xitay paraxotları bilen Filippin paraxotları oturusu da daim tokunuş yüz birideken. Reuters agentliği 22 fevral Maksar Teknik Şirketi tartkan Suni Hemra Sürüti arqılıq Skarboro Aralının kiriş eğizliğe anchi yiraq bolmağan sahilde Xitay'nın kanunsuz ornıtıp alğan leyleme tosqını bayqığanlıqını elan kılgan. Halbuki aldınqı hepte Xitay deniz kırgıqı muhafizat adırtı Filippin'nin Xitay deniz tevalikigi kanunsuz bösüp kirgenlikini Filippin paraxotini rayondan qoğulap çıqarğanlıqını dava kılgan idi. Filippin Dehqançılıq Ministerliği qarmaqıdaki belikçilik ve Subaylıqı İdarisi aldınqı hepte Skarboro Aralı rayonunu çarlaş ve şu yerdeki belikçilerine yıkılığı yetküzüş üçün paraxot evetken. Alaqıdır əmeldarlarının eğitişçe, Xitay'nın bayanatı yalgan bulup, Filippin paraxotlarının o yerdeki faaliyetleri bütünlüğü kanunluq iken. Rusya Garip Ukrayna'ya asker yollasa NATO bilen tokunuşumuz mukarrar dedi. Rusya Garip devletleri Ukrayna'ya asker evetken takdirde Şimali Atlantik Akti Teşkilatı bilen Rusya otursudu tokunuş yüz birişinin mukarrar işkenlikini ilan kıldı. Rusya Prezidentlik Mahkemesi bayanatçısı Dmitri Peskov Moskova'da Fransiya Prezidenti Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker evetiş ihtimallığı sel qarmaslıq kerekliği doğrusudaki sözleri hakkında muhbirlarga bayanat verdi. Peskov bu ihtimallığını kün tertipke elip girişinin muhim ve yeni bir iş işkenlikini bayan kılıp, biz yine Macron'un Rusya'nı stratejilik mağlubiyetke uçurduşunun zörürlükü doğrusudaki pozisyasını mı obdan bilimiz dedi. O, Garip devletleri Ukrayna'ya asker evetken takdirde NATO bilen Rusya otursa da tokunuş yüz biremdi yok diyen sualga cevap verip,
bundaq ahvalda mumkinchilikdan emas, balki muqarrarlikdan iğiz etishga to'g'ri keladi. Biz buningga mushunda qaraymiz, dedi. Peskov NATO'ga a'zo davlatlarning bu xil harakatlarini astoydil muhokama qilishi kerakligini o'tirg'o qo'yib, ular o'zlaridan bu ishning o'zining manfaatiga, eng muhimi o'z davlatining fuqarolarining manfaatiga mos keladigan kelmaydiganligini so'rishi kerak, dedi. Fransiya prezidenti Macron tunugun bayonot e'lon qilib, 2 yildan ko'proq vaqtdan buyon Rossiyaga qarshi jang qilayotgan Ukrainaga askar avatish masalasida Yevropa davlatlari orasida birdaklikning yo'qligini, ammo bu ehtimollikka sal qarashga bo'lmaydiganligini aytgan edi. Hurmatli ko'rmadirmiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Ayting programimizni ko'rishguncha aman bo'g'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.